Ekonomiyi konuşuyoruz. Ekonomik gidişattan vatandaşlar memnun mu, bunu araştırıyoruz. Ya bunu konuşmasam. Ben konuşsam abim biraz şeydir. Konuşalım abi, siz nasıl görüyorsunuz ekonomi? Buyurun, neyi soruyorsunuz? Ekonomik gidişatı nasıl görüyorsunuz bir vatandaş olarak? Hangi ama yayınlayacaksınız. Ekonomik durum çok kötüdür. Neden efendim? Çoğul çalışıyor, tekil yiyor. Vatandaştan hiç haberdar değil yönetim. Yani ben A, B, C partisi demiyorum. Hele hele hiçbir zaman zarfında böyle bir şey görülmemiş. Atatürk heykellerinin yıkılması, çekilmesi. Öyle bir ortama girdi ki kimse bir çocuğunu Kur'an-ı Kerim kursuna yollayamıyor. Örneğin Ensar Vakfı. Yani bundan bizim yöneticiler, yani ben yöneticim değil yani. Çünkü böyle sistematik bir yönetim istemiyoruz. Biz bu bayrağımızı çok seviyoruz. Halkımızı çok seviyoruz. Dil dinir kayrımı yapmıyoruz. Ama vatandaş şu anda en güzel günleridir. Niye? Çünkü ileride daha kötüye gidecek. İdare yurt dışına, ben bu kadar işte yolladık, bilmem Afganistan'a bu kadar, buraya, buradaki insanlar herkes dileniyor ya. Herkesin gözü diğerinin cebinde. Bu doğaldır. Peki efendim, şöyle bir durum var. Ben vatandaşlara mikrofonu uzatıyorum daimi olarak. Bir de halinden memnun olan vatandaşlar var. Bunları neye bağlıyorsunuz siz? Şimdi halinden memnun olan insanlar, bence yani onlara da saygı duyuyorum. Nasılsa onlar da mutlaka ya bir şimdi artık parçalanma olmuş ya, bir vakfın güdümünde birkaç kuruş ya, birkaç makarna ya, birkaç çay ikram ediliyor. Onlar memnundur. Yani benim durumum ne kadar iyi olsa, ben 10 kişiyi aç susuz görsem ben memnun değilim. Yani önemli olan çoğunluktur. Çoğunluk şu anda çok kötü durumda. En bariz örneği, geçen ayın 18'indeki dolar yükselişi nedendi? Siz ne kadar dolar alabildiniz? Ben ne kadar alabildim? Vatandaş ne kadar alabildi? Sonradan nasıl indi, nasıl yükseldi? Yani bunlar derin mevzulardır. Yani üsttekilere benim bir insani olarak, bir vatandaş olarak, yani tekil bir zenginleşme değil, çevre zenginleşmesi değil, genel bir zenginleşelim. Doğru mu arkadaşlar? Genel bir başkasının cebinde gözümüz olmasın. Benim sıkıntım odur. Peki şimdi şöyle bir durum var abi. Buyurun. 20 yıldır AK Parti iktidarı yönetiyor Türkiye'yi. Evet. Ve halkın oylarıyla geliyor, biliyorsunuz. Bu kadar kötü bir iktidar, hani sizin anlatımınıza göre buyurun, söylüyorum. Buyurun, ben dinliyorum. Bu kadar kötü bir iktidar nasıl oluyor da iktidara geliyor 20 yıldır? Bir düşünceniz var mı? Şimdi ben kendim birçok seçimlerde görev aldım yani. Hı-hı. Sandık başkanı olarak da. Şimdi bundan önceki seçimlerde direkt biz kullanılan oyları Yüksek Seçim Kurulu'na götürüyorduk. Şu anda benim düşüncem, ülkedeki Yüksek Seçim Kurulu olsun, ya yargı dahi etki altındadır. Ondan sonraki seçimlerde, bu iki dönemdeki seçimde bizler ıslak imzayla direkt hangi partinin görevlisiysek, A olur, B olur, C olur. AKP olur, HDP olur, CHP olur, herhangi biri. Ben parti gütmüyorum. Direkt ıslak imzayla gönderiyoruz merkeze. Burada oy kaynaması, çalınması olmaz yani. O yüzden bundan önceki olaylarda hatta kedi medi konusu da oldu. Tamam. Yani olay bu. Keşke halkımız, herkes normal bir evine onurlu bir şekilde ekmek götürsün yani. 10 kişi bu şu anda demokratik bir ülkede azınlık çoğunluğa tabidir. Şu anda öyle bir ortamdayız ki ilkokul mezunu bir herhangi bir parti, şu andaki mevcut parti bir merkez şeyine gidiyor, üniversite mezunu oradan yazı almayana kadar bir işe giremiyor. Bunlar yani demokrasinin en kötü köklerine dinamit koyan hareketlerdir. Bir üniversite mezunu gidip bir ilkokul mezunu bir parti başkanından yazı almayana kadar. Bunlar üzücü şeylerdir. Ülkemizi, halkımızı sevdiğimiz için bunları konuşuyorum. Teşekkür ederim. Son olarak şunu sormak istiyorum. 2023'te bir seçim var. Belki erken olur, onu bilmiyoruz ama bir öngörünüz var mı? Seçim sonuçları ne olur abi? Şimdi ben herhangi bir parti gütmeden seçim sonuçlarım, halkım, yani halkımız asıyla, besiyle, cesiyle yani biraz düşünmeli. Ne oldu, ne olacak? Bir de bizim şu andaki mevcut yetkililer, herkesin elinde bu telefon var. Arkadaşlar, bu telefon benim elimde olmasa ben metroya binemem. Çünkü bundan HES kodumu alıyorum. Yani bu telefona mı göz diktiniz yani? Bu telefonu yani ben mecburi kullanıyorum. Çünkü bu olmazsa ben hastanede bir randevu alamıyorum. Yani halkın cebinde telefon var, halkın cebinde, herkesin evinde bilmiyorum ne var. Belirli bir zümrenin elinde var. Olay budur. Fikrinizi alalım abi. Ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz gidişattan? Vallahi kafasını çalıştıran işte bulur, başta bulur. Ben yabancıyım. Öyle mi? Ben yabancıyım. Konya'dan geldim. Konya'dan geliyorsunuz. Konya'dan geldim. Marmara'ya bindim. Marmara'dan mı? Efendim, metroya geçiyorum. Metrodan sonra buraya geldim.
Efendim, camiye çıktım şeye. Ayasofya. Ayasofya'ya gittim. Ondan sonra şeye ne yapılan camimize gittim. Yani memleket güzel ya. Şikayet ekonomik edecek. İnşaattan bazı vatandaşlar şikayetçi son günlerde. Ekonomik şikayet her zaman olur ya. Hangi hükümet gelirse gelsin, git röportaj yap, hepsi şikayet eder. Şikayet bitmez. Bitmez mi diyorsunuz? Bitmez. Son günlerde gelen elektrik faturalarından çok fazla şikayet şimdi, var abi. Elektrik faturaları şöyle, sadece bizde yaşanmıyor. Dünyanın bütün ülkelerinde yaşanıyor. Aynı ekonomik sıkıntı var mı bütün dünyada? Krizi var. Yani enerji krizi var. Dünyada var enerji krizi. Ha. Asya ülkelerinde elektrik şeydir, normaldir. Türkiye'de çok pahalı. Avrupa'da her şey elektrikli, her şey. Adam git Avrupa'dan bir şey getiriyor, her şey elektrikli. Biz kendi elektriğimizi üretemiyoruz. Kardeşim, üretim yerleriniz var mı? Fabrikanız var mı? Bu hükümet döneminde 20 sene boyunca bir fabrika yapılmış mı? Yapılan fabrikalar ne olmuş? Niye böyle şey diyorsun? Bu millet iş bulamıyor, iş ekmek bulamıyor. Havalanı yapmış. Evet. Dedim ki ulan dedim adam böbürlenmekte fayda. Doğru yapmış. Ne güzel havalanı yapmış. Bir yüzlerce uçak var. Dedim ki. Ne? Bir dakika yüzlerce uçak var. Dedim ki. Dinle beni. Bir dinle. Yüzlerce uçak var orada. Dedim ki ne güzel yapmış. Ama sonra düşündüm dedim ki. Bu bir havalandan biz kaç para ödüyoruz yabancı şirketlere acaba? O yüzden mi dolar yükseliyor? Sonra dedim ki buraya fabrika yapsalar. Bu fabrika yapsalar buraya 50 bin kişi çalışırdı. Bu 50 bin kişi buraya bunun gibi 1000 tane havalanı yapardı. E peki bir tane üretim yeri yaptın mı Allah için? Üretim yerlerini niye sattın? Ulan pirinci Kanada'dan alıyorsun. Yoğurdu Rusya'dan alıyorsun. E dolar lazım. Yabancı şirkete dolar ödeyeceğiz. E dolar lazım kardeşim. Ben heyecanlıyım ya. Ben çoluk çocuk okutuyorum. Emekliyim ben ya. Ben nasıl heyecan? Bu adam konuşuyor. Konuşuyor işte çocuk okutacağım. Ben bu çocuğu okutacağım. Bu çocuk üniversite bitirecek. Gelecek bu ülkeye çalışacak lan. Ben bu ülkeye adam çalışayım. Avrupa'da çocuğu 18 yaşında alıyorlar elinden beni. Ben emekliyim. Ya görüyorum burada görüyorsunuz yabancılar. Ya ikinci baharı yaşıyor tutmuş hanımın elinden. Kocasının elinden. Geziyor burada yatlardan lüks yatlardan iniyor. Yabancı emekliler. Ya ben köyüme gidiyorum. Fındık yetiştiricisiyim ben. Girasun'da fındık yetiştiriyorum. Ben daha nasıl konuşmayayım? Ben Karadenizliyim. Hayır çocuklarım burada okuyor benim. Ben eşim burada hasta olduğu için. Hayır. Ya ben hayır bir dakika ben emekliyim. Bana üretim yeri aç. Ben üretim yeri aç. Bana fabrika aç. Anlayayım sana. Üretim yeri aç. Bir üretim yeri açın kardeşim. İnsanlar çalışsın. Havalanda yapar. Yolda yapar. Köprüde yapar. Sanatta yapar. Her şeyi yapar. Edebiyatçı da olur. Her şey olur. İş yeri açın insanlara. İş. Kazanıyor mu bu insanlar? Kazandı mı? Ülke de kazanır. Bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim efendim. Alalım abi senin görüşlerini alalım madem. Helal olsun. Abi, ben teşekkür ediyorum. Soru söyle söyleyeyim ben. Sen nasıl görüyorsun abi gidişatı, ekonomik gidişatı? Ekonomik gidişatı Türkiye'de ekonomi maalesef 5 kişinin hortumlanmasıyla ayakta zor duruyor. Kötü diyorsun. Evet. Tabii canım neden abi yani bu kötü gidişatın ya, sebebi nedir? Ya, 5 tane ünlü Sayın Baba'nın adamları bir kendilerine hortumluyorlar bir de ona hortumluyorlar. Bu işler böyledir. Yani kim gelirse gelsin. Nerede 280 niye yasaklandı Türkiye'de? Niye yasaklandı? Hortumlandı. Dolar. 280 milyon dolar. Nereye gitti bu para? O 5 kişiye gitti. Ya bu işler çok yani Türkiye'nin hali aslında Türkiye çok iyi. Türkiye bir cennet ama bu cenneti 5 kişiye yediriyorlar. Git ihaleler kimde? Bu 5 kişide. Niye? E çünkü amca var yukarıda. Hep aynı kişilere hortumlanıyor. Yazık yani biz ne edelim? Vatandaş çıkmış burada iş yanıyor. Evimde ekmek olmaz.
Herhalde olmaz kardeşim. Memnun olan vatandaşlarımız da var abi, görüyorsunuz. Zengin olan vatandaşlar. Şimdi İnşaattan memnun olan vatandaşlar var. Ya onlar şimdi bir şey bilmedikleri için boş konuşuyorlar. Eskiden ben de öyleydim. Bazı yazarları, bazı medya kısımlarını bir okuyun, görün. Ondan sonra karar verin. Ha tamam, bu adam iyidir, 5 vakit namaz kılıyor. Ben de kılıyorum, acıyım ya. Acı mısınız abi? Evet. Ben Tayyip Erdoğan'la 93'te şeyde Mekke'deydim. Evet, Milli Görüş'te geldi, konuşma yapsın, gelsin bana söylesin. Şimdi şöyle bir durum var abi. Dini bütün bir abimize benziyorsunuz. Bazı vatandaşlara burada konuşuyorum. AK Parti giderse din de elden gider falan diyorlar. Yani kim? Ya din kimsenin tek elinde değil. Ne demek yani din gider, Tayyip giderse din gider. Tayyip daha geçenlerde Asya ülkelerindeki Müslümanları peşkeş çektirdi. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl Müslümanlık? Böyle saçma saçma konuşmalar benim canımı sıkıyor. Ayıp denen şey var ya. Sen koskocan Tayyip Erdoğan'sın. Mafya işbirliği Sedat Peker abisi Tayyip Erdoğan. Ne yapalım yani, ne yapalım, ne diyelim?